Şimdi başvurular yarın sabah 8.30'da başlayacak. Siz çok erken gelmişsiniz. Bizim içimiz rahat etmedi, sizi aydınlatmaya geldik. Şimdi 8.30'da başlayacak yarın. Gece yarılarına kadar biz sizin başvurularınızı alacağız. Arkadaşlarım öğlen paydosu dahi yapmayacaklar. Münavebeli yemek yiyecekler. Onun dışında ayın 18'inde gece yarısına kadar yine devam edeceğiz. Cumartesi, pazar yine alacağız sizin başvurularınızı. Bunun dışında internetten başvuru yapabilirsiniz. Herkesin elinde cep telefonu var. Doğru mu? Alo 170'i çevirdiğinizde yine Alo 170'e de başvurularınızı yapabilirsiniz. TTK'ya başvurmak istiyorum dediğinizde rahatlıkla başvuruları yapabilirsiniz. Yine bütün belediyelerde bizim hizmet noktalarımız var. Hizmet noktalarından sizin başvurularınız alınacak. Onun dışında ticaret sanayi odalarından da başvurularınız alınacak. Haybe'ye gece burada soğukta sabaha kadar beklemeyin arkadaşlar. Hiç kimsenin başvurusu alınmadan göndermeyeceğiz. Gerekirse çalışacağız gece yarılarına kadar. Tamam. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz bu konuda. 12'den sonra Alo 170 alabilir ama bizim burada başlamayacak. Biz sabah 8.30'da başlayacağız. Başkanım 170 24 saat mi açık? Evet. Alo 170 24 saat açık. Başvurularınızı Alo 170'ten yapabilirsiniz. En büyük başkan bizim başkan. En büyük başkan bizim başkan. En büyük başkan. Hacı şeytan var. Hacı adam var. Evet, fazla kalabalık olmaması için biz erken geldik. Erken sıra almak için bekliyoruz. Yani ne söylemek istersin? Yani ümitli misin? Nasıl, ne bekliyorsun? Şansımızı denemek istiyoruz. İnşallah çıkar. Yani tek ümidimiz kuradan çıkmamız. Siz de aynı için başvuru için buraya geldiniz. Tabii ki. Tabii ki. Aynen. Peki sabah 8.30 itibariyle kurumda başlayacak ve birçok kurumda da olacak. Aynen. Hafta sonuna kadar da devam edecek. Evet. Şeyden telefon üzerinden de, alüminyum üzerinden de yapılacak. Ya şu anki şartlarda kime güveneceğini şaşırıyor insan. Arıyoruz da telefonlar meşgul oluyor. Bazen meşgul oluyor. Bazen ulaşamıyoruz yani. Şu oluyor, bu oluyor yani. O yüzden de kendinize garanti alabilmek için. Aynen öyle. Yani garanti almak için beklemeyi tercih ediyoruz. Yine Yusuf kardeşim, sen tanıyabilir misin? Metin Gütükçü adım. Elim Fıtaş'tan geliyorum. Peki siz de burada kura için, işçi alım için buraya geldiniz. Evet. 12'den sonra başlayacak telefonla falan. Evet. Sabah 8.30 itibariyle kurumda başlayacak. Evet. Siz ümitli misiniz? Neler söyleyeceksiniz? Yani nasip, bir şansını deneyeceğiz. Yani her şey nasip olmuş. Ümitli misiniz ümitli? Burada ümidim var. Hissediyor musunuz kendini? Var, hissediyorum. Canlı çalıştınız mı hiç? Biliyor musunuz şartlarını falan? Şartlarını biliyor muyum? Çalışmadım hiç. Çalışmadım. Şartlarını biliyorum ama. Çık Allah'ım. Emrah Koçak'la. Sanırım ilk sıradasın. Evet, ilk sıradayım. Ne zaman geldi bu? Saat 7'yi çeyrek geçe buraya geldi. Akşam 7'yi çeyrek geçe. Evet, 19.15. Peki neden bu saatte geldiniz? Bu saatte gelmemin aslında tabii ki bütün milletimizi görüyorsunuz zaten. İlsiz, güçsüz, Zonguldak'ımız özellikle. 7 ilden, 24 ilden gelenlerimiz var ama biz de tabii ki Allah büyüklüğü diyerek ilk sıraya geçmek için, şansımızı denemek için ilk öncelik talep edelim dedik. Saatinden itibaren neler söyleyeceksiniz bir durum? Siz de burada gelip şimdi siz de gördüğünüz gibi kuyruklar, ben bir baktım evden takip ettim, 2-3-5 derken çoğaldı. Ya doğrusu bu kuyruk buradayken bizim gece yatağımızda uyku uyumamız mümkün değil. Ben dedim belki Alo 170'ten, belki internetten bahsedersen ve onlara güvence verirsek mutlaka her birinin başvurusunu alacağımıza ilişkin beklemeyebilirler dedim. Çünkü soğuk, birazdan daha da soğuk olacak. İçim sızladı açıkça. Ama gençler hani bekleme niyetindeler.
Bilemiyorum. Yani sabah 8.30'da başlayacak değil mi müdürüm? Ne kadar sürecek? Evet. Yarın sabah 8.30'da başlayacak. Salı günü başlatmamızın sebebi 5 günlük süreyi 7 güne çıkarmaktı zaten. Biz bu kadar başvurunun olacağını zaten tahmin etmiştik. Yaklaşık 30-40 bin başvuru bekliyoruz esasen. Ona göre biz hazırlıklarımızı yaptık. Önlemlerimizi aldık. Komşu illerimizden iş ve meslek danışmanı getirdik bununla ilgili. Genel müdürlüğümüzden talep ettik. Onlar da olumlu karşıladılar. Ben inanıyorum ki biz başaracağız, rahatlıkla alacağız hiçbir sıkıntı olmadan. Tabii gençlik sporun da daimi işe alımıyla ilgili başvurular da aynı ana denk geldi. Yapacağız. Yani, cumartesi pazarda devam edeceğiz. Tabii ki. Cumartesi pazarda çalışacağız. Öğlenleri çalışacağız. Yani mümkün olduğunca elimizden geleni yapacağız. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz.